Hoş geldiniz saygıdeğer güvercin severler. Bugün sizlere yavru güvercinim yaralandı, diğer kuşlar dövdü. Ne tür merhem sürebilirim, nasıl bir iyileştirebilirim adlı bir video çekeceğim. Arkadaşlar böyle belirteyim. Mesela hayvanları genelde anne babalar yavruların baş tarafına vuruyorlar. Vurdukları için cilt kalkıyor. İlk baş temizledikten sonra merheminizi uygulayın. Böyle söyleyeyim. Kafa tarafı olsun, yani tüm vücut kapsamı dahil aynı melemi kullanabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar böyle bir melem var. Furajin soluble merhemi. Bu melem antibiyotik açısından çok iyi. Yani ben bunları sadece kuşlarıma kullanıyorum. Böyle bir saniye. Şu an melemi alayım. Arkadaşlar şimdi hayvanın sırt tarafı yeni oldu. Böyle göstereyim. Yani ben hayvanı tenekeye alıyorum. Hayvanda rahatsızlık olduğu için tenekeden çıkıyor diye mi istiyor? Bu sebepten dolayı diğer kuşlar da dövüyor. Yani diğer kuşlardan da yem istediği için diğer kuşlar da gıcık kapıyor, dövüyor. Yani ne kadar iyi bakmaya çalışsam da bu tür sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Yani bunu şimdi başka bir kümese alamam yani anne babasını. Çünkü bakmaz, bakmama durumu da olur. Kuştan kuşa değişiyor gerçeği. Şimdi ben bu melhemi uygulayacağım. 3-4 gün boyunca kuruduğunu fark ettiğim an zaten melhemi uygulamayacağım. Yani sizin de başınıza gelir diye dedim yine de çekeyim. Yani bazı arkadaşlar vardır. Yani izliyorum. Ya anlamadım. Bu merhem antibiyotik ya uygun fiyat tüm eczaneler satıyor. Ama bir bakıyorum ki çıkarmış 100 TL'lik bir merhem. Yok diyor bu merhemi alacaksınız, ayrıyeten bu hapı alacaksınız, bu ilacı alacaksınız, bu serumu alacaksınız. Hayvana uygulamanız lazım. Ya gerek yok. Yani masrafı uğratmaya gerek yok. Bu maksimum nereden baksanız en fazla 15 TL'dir. Benim önereceğim uygundur. Yani uygun fiyattır, ucuzdur ama iyi bir şey öneriyorum. Yani sağlıklı. Mesela bunu çektim. Ayrıyeten de tedavi sonucunu da çekeceğim. Eğer hayvan ölmezse şayet. Sağlıklı büyürse elimden geldiği kadar da vitamin de takviye ediyorum. Yani benim zoruma gidiyor. Bu sebepten dolayı ben de video çekiyorum. Yani sizlere söylüyorum zaten. Ne kadar destek verirseniz sesimizi o kadar iyi yerlere duyururuz. Çünkü bazı güvercin camiası yani belirteyim arkadaşlar. Eczanelerle çalışıyor. Firmalarla çalışıyor. Firmalarla çalıştığı için mesela bana diyor bu melemi sat örneğin. Bu melemi sattıktan sonra belirli bir miktar alıyor. Ben hiçbir 5 kuruş dahi almıyorum. Ben sizler için video çekiyorum. Yani amacım zaten sizleri bilgilendirmek. Mesela hayvanda rahatsızlık var. Yok hayvan mesela vitaminsizdir. Kaka bize diyemem 50 TL'lik bir ilaç alın. Ben sizlere diyorum ki devam isim şey nasıl desem üzere ya marul, kırmızı toprak, havuç, salatalık, maydanoz, yeşilliklerini aksaltmayın. Hayvanın ne kadar vitaminini verirseniz hayvanlar zaten sağlıklı büyür. Yani kalkıp da hayvanlara mesela çok çok tuzlu şeyler vermeyin. Tuzlu şeyler iyi değildir. Ciğeri patlatıyor yani ciğere zarar veriyor. Ben sizlere bunu ifade ediyorum. Bazı güvercin camiası vardır gruplarda. Bana diyorlar önerdiğin şeyler yanlış. Telefonu düz tut. Bazı arkadaşlar vardır yani güvercin sevenler de yöneticiler. Bana diyorlar senin söylediğin şeyler yanlış. Neymiş? Diyorlar ki yanlış bilgi veriyorsun. Diyor sarımsak limon iyi değildir. Ya diyorum nasıl iyi değildir? Hayvanda ya sen bile içinde hissediyor. Diyorsun ki mesela kümesime hastalık girecek. Ya sarımsak limon. Vücut tarafındaki yani vücudun içindeki hastalıkları olsun önlüyor. Önlediği için de yani hastalık dahi girmiyor. Yani siz buna bir nevi önlem katıyorsunuz. Yani benim amacım bu. Umarım sizler de önerdiğim şeyleri uygularsınız, faydasını görürsünüz. Yani sesimizi duyursak ne mutlu bize. Herkese hayırlı kuş beslemeler diliyorum. Sağlıcakla kalın.